Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz güzel arkadaşlarım. Artık burası son böyle tülsüz. Dün tülümüzün ölçüleri alındı. Ben siparişi verdim ama arkadaşlar ölçüyü özellikle ben almadım. Hani gelip alsınlar istedim, garanti olsun istedim. Öyle bir ayarlama yapalım istedim yani. Şurada tül birbirinin üstüne 10-15 santim falan binecek arkadaşlar. Ondan sonra da böyle iki tarafa toplanmalı tül olacak. Üzüm. Bakalım nasıl gelecek oğlum tülümüz. Hiç oyalanmıyorum. Hiç fazla konuşmuyorum evin içinde. Kendimi dışarı atmam lazım. Yani kalkana kadar yağmur yağmış gördüğünüz gibi. Heyecanlıyım, telaşlıyım. Çünkü hiçbir hazırlığım şu an yok. Markete gideceğim. Pazara gideceğim, eksiklerimi alacağım, alışverişimi yapacağım. Ondan sonra eve gelip koşturmacaya devam edeceğim arkadaşlar. En güzel telaş benim için misafir ağırlama, hazırlama telaşı. Biliyorsunuz beni izleyen, düzenli izleyen arkadaşlarım, beni tanıyan arkadaşlarım bilir misafiri çok sevdiğimizi. Değil mi lokum? Keşke lokum da benim kadar sevseydi. Nereye bakıyorsun? Lokum, kızım. Niye dönmüyorsun anneye? Kuş mu görüyor? Ne yapıyor acaba? O zaman daha fazla oyalanmak yok. Hemen üstümü giyiniyorum ve gidiyoruz arkadaşlarım. Eksiklerimi alayım. Evime geleyim. Güzellerim, kendime hemen attım dışarıya. Vallahi dışarıya çıkmadan önce de poşaf koydum. Akşamdan kuru kayısı ve üzüm ıslamıştım. Şöyle güzel güzel kumu dökülsün diye. Hemencecik onu ocağa koydum. O sırada Ali aradı beni. Dedim ki pazara gitmem lazım Ali dedim. Ondan sonra tamam gelirim ben falan demişti. Aradı beni diyor ki bugün cuma, sen hangi pazara gideceksin diyor. Çok da rüzgar var. Neyse evde anlatırım, çok rüzgar var çünkü. Şöyle BİM'e gidiyorum. Bugün de cuma, aktüel günü, bakalım neler gelmiş. Çok öyle takip etmem de. Güzel şeyler geliyor. Kaçırıyorum yani. İşim düşmese BİM'e ne gelmiş diye bakmaya çok böyle şeyim olmuyor açıkçası. Biliyorsunuz zaten. Haydi bakalım. Patates de 13.90'a düşmüş. Pet ürünleri gelmiş. Kedi kumu gelmiş pudralı 99.5. Kedi kumu küreği. Minnoşlar için gelmiş. Tırmalama tahtası gelmiş. Tırmalama tahtası 139 TL. Gelmişken bir aktüelde bakalım. Şöyle tepsi var. 99 TL o da. Şöyle peynir sunum tabağı gelmiş. Bambu kesme tahtası 99 TL. Gelmiş. Şöyle büyük bir tencere gelmiş. Pilav tenceresi. 400 TL. Şöyle çay seti gelmiş. 229 TL. Renk renk fincanları var. Kapaklı sürahi 89 TL. Bu da güzelmiş aslında. Tamam. Daha gelmiş. Haydi gidiyorum. Şöyle plastik ürünler gelmiş. Şunlar da nasıl güzel. El işi yapıyor olsaydım içine böyle iplerimi falan koymaya çok güzel olurdu. Şu da anneme iyi olurdu. Böyle süzdürmeli bu da. Süzgeçli. Tek fiyat mutfak ürünleri 49,5'muş. Şu üçlü. Şöyle kaymak alacağım arkadaşlar. Ballı kaymak. Kaymak para yapacağım. Bir tane de yufka alacağım. Arkadan alayım. Buhar yapmış, bu daha taze. Bir tane de yufka. Şimdi de A101'e geldim.
Şoka da gittim onun öncesinde. Öyle bir şey aldım ki arkadaşlar. Eve gidince göstereceğim size. Şöyle kırmızı lahana alacağım. 17.95'miş fiyatı. Bir de havuç alacağım. Buradan da alacaklarımı alayım. En son buraya geldim ki evime en yakın market burası. Böyle taşıması zor olsun istemedim arkadaşlar açıkçası. Hemen alalım ve gidelim. Nefes nefese kaldım. Ay. Ay Allah'ım. Eksiklerimi aldım. Azıcık dinleneyim, size de aldıklarımı göstereceğim. Öyle bir şey aldım ki annem için, öyle bir şey aldım ki o kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Gerçekten de almam gerekiyor. Benim almam gerekiyordu. Aldım. Azıcık şurada soluklanayım. Oy, ondan sonra hemen hızlı 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 tık 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 yemekleri halledeceğiz. Allah nasip ederse hadi bakalım. Yaparız, hallederiz Allah'ın izniyle arkadaşlarım ya. Belirledim. Menüyü belirledim. Gerisinde bir sıkıntı yok artık. Belli olduğu zaman gerisi halloluyor. Netleştirdim yani kafamda. Durun bakalım. Şöyle hoşaf koydum demiştim arkadaşlar. Kaynamaya başlamış. Vallahi ben markete gidip gelene kadar bayağı bir yol almış. Tam olarak da Cansucuğum hiç fark etmemiş bile. Altı kısıktı yavrum. Şimdi bir güzel kaynasın. Şekerini birazdan eklerim. İyice bir kaynamaya başlasın. Üzümler de şişti. Böyle şey olduğunda çok seviyorum ben. Üzümler böyle iri iri. Tombul tombul olduğunda çok seviyorum. Pişmeye devam etsin. Ben de diğer işlerime geçeyim. Diğer yemeklerimi yapmaya başlayayım. Ama aldıklarımı göstereyim önce size. Hemen aldıklarımı gösteriyorum. Bir bakın bakalım arkadaşlar. Bu bir alışverişim. Şöyle bir paket yufka aldım. Bunu sizle beraber aldık biliyorsunuz. Kaymağı da sizle beraber aldık. Pardon. Şöyle ceviz içi aldım. Çünkü evdeki cevizleri Ali Beyciğim kırdı. İki parça tavuk aldım arkadaşlar. Şöyle. Bunu da şöyle güzel bir yemek yapacağım. Pilavın yanına servis etmek için. Bu A101 alışverişim. Şöyle kokteyl domates aldım. Tavukta kullanacağım. Bezelye aldım. Aldıklarımın hepsini kullanacağım. Şöyle havuç aldım arkadaşlar. Kırmızı lahana alacağımı söylemiştim. Kırmızı lahanamızı da aldım. Ve şok market alışverişimi gösteriyorum. Patatatam. Klozet kapağı aldım arkadaşlar. Vallahi klozet kapağı aldım. Bir tane vardı görünce. Hemen dedim ki hemen alayım. Hemen almalıyım. Çünkü annemin böyle Kur'an okuttuğumuz zaman hatırlarsınız. Eskiden beri izleyen arkadaşlarım, köye gittiğimde anneme Kur'an okutmuştuk. 3 hafta falan kalmıştım ben, yılbaşına yakın. O zaman annemin banyosunu temizlerken ben klozetin kapağını kırdım arkadaşlar. Kapağını kırdım dedim, şu altındaki vidalı yeri var ya, o vidalardan bir tanesini kırdım. Sonrasında da böyle çok fazla çarşıya gidilemiyor ya köyden. Yani gidiliyor da. Hani böyle annem babam böyle çok şey yapamıyor. Hani gidiliyor, alacaklarını alıp geliyor. Hani klozet kapağı kimin aklına geliyor? Ben de öyle annemlerin yanındayken çarşıya inip çıkamadım öyle. Ondan sonra işte kırdım, öyle kullanıyorlardı. Sonraki gitmemde bir baktım öbürü de kırılmış arkadaşlar. Üstünde durmuyor. Yenisini de alamamışlar. Gidip alamamışlar işte. Öyle olunca dedim ki ben benim almam lazım. Görünce de kaçırmadım. Vallahi kaçırmadım. İyi ki de aldım. Arkadaşa da dedim ki hani olur mu, uyar mı acaba falan dedim, anneme alıyorum dedim. Ordu'da annem dedi, abla dedi, fişini kaybetme, uymazsa dedi götürüyorsun şok markete, geri iade yapıyorsun, eğer almazlarsa şikayet et dedi. Almak zorundalar çünkü dedi, hiçbir şekilde almama gibi bir durum olamaz dedi. Öyle olunca da içim bir rahat etti. Vallahi en yakın zamanda ne zaman gidersem götüreceğim ve klozet kapaklarına takacağım. Onları da zora sokmuş oldum, yani ben zora sokmuş oldum. Öyle. Onun mutluluğunu yaşıyorum şu an. Etim kavrulurken şöyle şapımın şekerini ekliyorum. Biraz da su eklerim ben ona. Şöyle bir şekeriyle de bir kaynasın. Etimi de burada kavuracağım. Önce kavuracağım, sonrasında biraz su eklemesi yapıp kısık ateşte düdüklüde pişireceğim arkadaşlar. Şimdi sıra
sırada patateslerim var. Patatesleri soyacağım. Etli yemeğim için hazır edeceğim. Birazcık da kızartacağım arkadaşlar. Bunu da halledelim. Bütün yemeklerimi halledip ondan sonra evin işine gücüne Cansucuğuma yardım ederim inşallah. Biterse yemek telaşım. Diğer işlere de geçiş yaparım ama öncelik şu an yemek. Sadece çorbaya karar vermedim. Çorba ne yapsam acaba diye düşünüyorum. Onu da hallederiz. Öğle ezanımız okunuyor. Allah'ım şu ezanlar hürmetine kimin kalbinde gönlünde ne dileği varsa tez zamanda yaşamayı nasip eylesin. Beni de inşallah onlarla beraber bana da yaşamayı nasip eylesin Rabbim. Güzel arkadaşlarım, desteklerinizi her zaman bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi her zaman bekliyorum güzel arkadaşlarım. İyi ki varsınız diyorum her zaman. İyi ki yolumuz kesişmiş. Allah severek izleyen, herkesten güzel bakarak izleyen, herkesten razı olsun. Şimdi devam edelim. Dört tane yeterli olur. Şimdi patatesimi hemen yıkayacağım, doğrayacağım ve tişört giymeye gideceğim. Bunaldım. Etim pişti. Şöyle patatesimi alıyorum. Yağlayacağım ve airfryda hemen bir güzel kızartacağım. Azıcık böyle kızarmış patates lezzeti olsun. Şöyle yağdanlığımı da doldurmadım vallahi daha. Azıcık daha ekleyeyim. Tamam. Tuz eklemeyeceğim. Zaten yemeğin içinde pişeceği için tuza gerek yok. Şöyle. Harmanlaya kızartacağım arkadaşlar. Hemen sürelim biz. Arkada air fry patatesleri kızartmaya devam ederken ben de burada böyle etimi aldım tencereden. Hemen yağına salçayı, soğanı aldım arkadaşlar. Kavurdum. Şimdi havucunu ekleyeceğim. Havucu erken ekleyeceğim çünkü havuç sert bir sebze biliyorsunuz. İçinde böyle diri kalsın istemiyorum. Bezelye, konserve bezelye kullanacağım zaten. Patates de şimdi pişiyor. O yüzden havuç böyle birazcık da su ekleyeceğim. Birazcık yarı pişireceğim yani anlayacağınız. Yarı da böyle bütün malzemeyi eklediğimde pişer. Şimdi havucum pişmeye başlasın bakalım. Ben de diğer işlerime devam edeyim. Arkadaşlarım mutfağımı arkamda bırakıyorum ve koridora gidiyorum. Bakın burada ne var. Halı sipariş etmiştim. Halım geldi. Salonum için halı sipariş etmiştim. Halılarım mutfağa ve salona halı sipariş etmiştim. Onlar geldi. Ay bu kadar telaşın içine ben şimdi yüzüm dur. Halıyla mı uğraşacağım dedim Cansu'ya. Anne merak etmiyor musun dedi. Merak da ediyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Dün de baktım ya böyle halı. Hani salonuma nasıl olur acaba dedim. Bir tane böyle yeşil halı sipariş etmiştim. Trendyol'da çok uyguna yakaladım. Bir tane de mutfağıma sipariş ettim arkadaşlar. Kızım bu tek. İçinde yani değil. İçinde. Görünüyor altında. Hani yavrum? Alt tarafında. Ha, bir tane de mutfağa sipariş ettim. Bakın ikisini bir sarıp göndermişler. Ay çok merak ettim şu an. Çok heyecanlandım. Ama önce yemeklerimi halletmem lazım. Halıyı olduğu yerde bıraktım. Şimdi sırada şöyle tencereme suyu aldım. Üstüne ilistirimizi koyuyorum. Onun üstüne de patateslerimi doğrayacağım ve pişireceğim arkadaşlar. Yani haşlayacağım. Buharda pişireceğim bu şekilde. Sonrasında beşamel soslu fırında patates yapacağım. Bir çeşit de olsun dedim pilavın yanına. Tavukla yapacağım ya şimdi. Tavukla patates de böyle yakışır birbirine. Onu hazırlıyorum şimdi. Patatesim de kızardı, kızaracak. Son hız, yeliz bacınız devam ediyor. Vallahi halıyı çok merak ediyorum. Hatta halıları çok merak ediyorum. Ama misafir telaşının içinde şu an ona hiç zaman ayıramayacağım. Her şeyim biter mi? Bilmiyorum, bitmez. Yani misafir gelene kadar hep bir koşturmaca halinde olacağım. Diye düşünüyorum, bilmiyorum. Belki de bitiririm. Bakalım beraber göreceğiz arkadaşlarım. Bitiyor mu, bitmiyor mu, ne oluyor, yetişiyor mu, yetişmiyor mu, ne kadara yetişiyor,
Bakalım bu sefer de halledebilecek mi yeriz bacımız. Şimdi bunu hemen ocağa koyacağım ve kapak kapatacağım. Sonrasında buharda pişecek. Beşamel sosunu yaparım sonra. Bu da kenarda bekler. Ezana yakın kaşar peynirini üstüne döker. Ve fırına sürerim. Şöyle hazır. Kavucum kavruldu. Yani birazcık pişti, kavruldu demeyeyim de çiğliğini kaybetti. Şimdi bezelyesini ekliyorum. Şöyle süzdürdüm. Bir de böyle içi görünmeyen bezelyelerin içinden hep böyle kabuk çıkıyor. Çok da böyle kaliteli değil galiba içi görünmeyen hazır konserve bezelye almalar. Çok böyle şey olmuyor galiba. Ay anlatamadım. Anladınız siz beni. Bence anladınız. Hemen patatesi gibi. Bezelyenin kabukları hep ayrılmış. Şeye dökünce görüyorsunuz yani. Şöyle kızaran patateslerimi de ekliyorum arkadaşlar. Şöyle daha lezzetli olsun istedim. Yani kebap tarzında. Kebap lezzetinde olsun istedim arkadaşlar. Suyumu da kaynattım. Şimdi etimi de ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Birazcık bezelyenin soğuğu bir gitsin. Etimi de kavurdum. Şöyle bakın. Mis gibi bu da kavruldu. En sonunda bunu ekleyeceğim ama şöyle altını açayım. Ve koşturayım. Fazla da karıştırıp ezmek istemiyorum. Patatesler pişti çünkü ezilmesin. O zaman bana kolay gelsin. Şöyle etimi de ekliyorum. Etimi çok güzel kavurdum arkadaşlar. Suyunu çektire çektire. Biraz böyle şey gibi görünebilir ama yumuşacık. Güzel kavurdum yani anlayacağınız. Çok güzel kavurdum etimi. Şimdi fazla karıştırmak istemiyorum dediğim gibi. Patatesler falan ezilmesin. Biraz daha su ekleyeceğim ve kapağını kapatacağım. Tuzunu, baharatını ekledim. Şöyle sulu yemeğim olsun istedim. Ya yani düdüklü tencerede kapağı açıkken arkadaşlar altını kısmıştım. Çamaşır makinesini çalıştırayım dedim. Hadi çamaşırlar da hallolsun dedim. O sırada böyle iyice suyunu çekmiş ve kızarmış. Yanık gibi görünebilir ama yanık değil. Tamam. Biraz daha su ekleyeceğim. Kızımın kamyon sevdası bitmiyor. Heh. Kaçtı ben gelince. Utandı teyzeleri. Kamyonumuz geldi. Kızım, kamyonun mu geldi annem? He yavrum. Çok mu seviyorsun sen kamyonu? Sarı cadı. Kırmızı lahanamı doğradım. Biraz elimde, biraz bıçakla doğradım. Şimdi tencereme alıyorum. Bunu da yoğurtlu yapacağım arkadaşlar. Ortaya servis yapmak için. Bu da bir pişsin, soğusun. Çünkü soğuma işleri var. Bunlar erkenden olsun. Azıcık su ekleyeceğim. Birazcık yağ ve pişireceğim. Her yere de batırıyoruz hazırlık yaparken vallahi. Patatesim haşlandı şöyle. Buharda pişti. Arkadaşlar... Şimdi onu da bir yayalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Tuz da serptim arkadaşlar. Tuzsuz olmasın diye. Biraz da biraz daha üstüne serperim. Şurada kalanları da alayım. Tamam. Bir
bir çeşitim daha hazır sayılır. Üstünün beşamel sosu ve kaşarı halledeceğim. Güzel bacılarım, çorbamı da hallettim. Ezogelin çorba yapıyorum. Neden ezogelin yapıyorum? Çünkü suyum kaynamış. Çünkü Tefal mutfak robotum serviste arkadaşlar, biliyorsunuz hala gelmedi. O yüzden normal mercimek çorbası yapacaktım. Blender'dan çekemeyeceğim için ondan vazgeçtim. Şöyle sarımsağımı da eziyorum ve pişmeye bırakıyorum, tekrardan devam etsin. Ben de o sırada bulaşık makinemi boşaltıyorum. Koşturmacaya devam ediyorum, yani anlayacağınız. Şimdi su kaynattım çaydanlıkta, su eklemesi isterse diye, ki isteyecek. Ezogelin de sevilen bir çorba, o yüzden bunu tercih ettim. Halime bakın arkadaşlarım. Bir taraftan beşamel sos yapıyorum, bir taraftan da anacımla konuşuyorum. Ses ver anne. Ne yapayım kızım, anacığım ya, bir evde camiden geldin. Ha, Allah kabul etsin. Amin. Kaleye giren Kur'an'ı vardı. Öyle mi? Camide mi okuttular? He, camide Kur'an okuttular. Hay Allah kabul eylesin. Pamuk abiye Kur'an okuttular. Hı, Allah rahmet eylesin. Pamuk yengemiz vardı, Taliye yengemin kayınvalidesi. Allah rahmet eylesin. Taliye dedi ki, anahtar filan yerde dedi, şeker var evde, unutmuşuk, abla gel dedi. Hı. Arıyorum yok. Kapıya, koltuğun üstüne, minderin altına koymuşlar şekeri. Şekeri bulamadım. Ha. Şekeri... Onların götü de gitti. Şeker ne olacaktı? Şey, dağıtmak için mi? Akide şeker mi? He, özel bir şeker dalı yaptırmış şöyle. Allah kabul eylesin. Rabbim bütün okunmuş duaları, Kur'anları, hepsini kabul eylesin. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin inşallah. İnşallah. Şey vardı ya, Murat vardı ya, balıkta vurulmuştu. Onun da Kur'an'ı vardı camide. Allah rahmet eylesin. Neyse, sen arkadaşlarımıza bir şey diyor mu? Biz seninle konuşuruz videoyu kapattıktan sonra. Arkadaşlara kucak dolu selam, hayırlı işlerler. Özlemişler seni anne, seni babama. Öyle ben yazanlar, ben öyle yazanlar oluyor. Köyde özledik diyenler oluyor. Ne zaman geleyim ben? İstediğin zaman gel, bayrama kadar, bayramda gel. Az kaldı bayrama. 12 gün kaldı. Evet evet, az kaldı anne. Evet. Kucak dolusu onlara selam. Allah analarına, babalarına duruyorlarsa ömür versin. Durmuyorsa rahmet eylesin. Amin, amin. Biz camide hiç anamız babamız yok camide olanların. Hepsinin ölmüş. Değil mi? Köyde olunca öyle anne. Köyde hep yaşlılar kaldı ya. Neyse bakalım arkadaşlarım, annemin de dediği gibi, eğer anneniz babanız sağsa Rabbim sağlık sıhhat versin, başınızdan eksik etmesin, başımızdan eksik etmesin. Rahmetli oldularsa da Rabbim mekanlarını cennet eylesin, en güzel cennet bahçelerinde ağırlasın, sizleri de cennetinde buluştursun inşallah bütün sevdiklerinizle. Ben annemle sohbete devam edeyim, bir taraftan da beşamel sosumu yapayım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Elimde yıkamam gerekenleri yıkadım. Patatesimin üzerine şöyle streç film geçirdim. Burada da yoğurdumu çırpıyorum. Burada da kırmızı lahanam var. Hemen onları da bir buluşturacağım. Ondan sonra dökmesem iyiydi ama fazla koymuşum yoğurdumu. Ondan sonra diğer işlerime geçiş yapacağım arkadaşlarım. Sarımsak koymuyorum. Şimdi camiye gidenler oluyor. Kimse rahatsız olmasın. O yüzden tuzunu ekledim. Tamam. Şimdi bir güzel dökelim bakalım. Şöyle. Bir çeşidim daha. Çok şükür hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini de dökmeyeyim de. Şöyle dursun. Birazcık bulaştırdım ama. Yoğurdu fazla gelsin istemiyorum, o yüzden. Bu yoğurdu da alır. Tamam. Bir çeşidim daha hazır dediğim gibi. Şu an 1, 2, 3, 4 çeşidim hazır arkadaşlar. 5 çeşidim hatta. Huşafım da var. Onu da borcama aldım.
ve buzdolabına koydum soğusun diye. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Of of of. Tamam, şimdi bunun ağzını da streçleyelim. Ya da şöyle tencere kapağıyla kapatalım. Bu da burada dursun şimdi. Sırada ne var? Sırada pilavım için pirinç ıslamak var arkadaşlar. Bunu da bir hallettikten sonra tatlıya geçiş yapacağım. 3 kupa yapayım diyorum. Çok kalabalık olmayacağız çünkü. 2, 3. Zaten 3 kupadan fazla da pişecek tencerem yok. Böyle kalabalık misafirlerde gerekli oluyor işte. Büyük tencereler, tabaklar, çanaklar, kaseler. Lazım oluyor yani, ev olan yerde her şey lazım. Neyse, şimdi pirincimi yıkayayım, sıcak suyunu dökeyim kafasından aşağı. Ondan sonra diğer işlerime devam edeyim bakalım. Tatlı yapacağız. Ve sırada tatlımız var arkadaşlarım. Kaymak pareyi yapıyorum. Sizin için de yemek kanalına yüklemesini mutlaka yapacağım. Şöyle dondurma kaşığını aldım. Hemen yerleştireceğim tepsime. Şöyle. Şerbetimi de kaynattım. Şöyle elinizle de düzeltebilirsiniz. Tepsimize alıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Yapmanızı öneririm arkadaşlar. Mutlaka deneyin. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm... Ve bir çeşit daha ocağa koydum arkadaşlar. Şöyle tavuk sote yapacağım pilavın yanına servis etmek için. Fırında da beşamel soslu patates ekleyeceğim yanına. Öyle güzel bir servis yapacağım. Bakalım. Sağ olsun Cansu'cum dışarıya çıkmıştı. Azıcık bir işleri vardı Elif'le beraber. Beraber geldiler. Kızlar elimden tuttular. Cansu'cum masaya hazırlıyor. Elif'cim tavuğu doğradı. Salatayı yapıyor şimdi. Ben de pilavımızı yaptım o arada. Öyle koşturmaca devam arkadaşlar. Tatlımızı da şerbetledik. Şimdi bunun malzemelerini ayarlamam lazım. Soğanını, biberini, kapya biberini falan hepsini bir ayarlayayım, doğrayayım. Tane tane görünüyor. Oh mis mis. Burada da böyle çorbam hazır. Yemeğim hazır arkadaşlarım. 1, 2, 3, 4. Sonra 5. Sonra 6. Tatlı 7. Salata 8. Kompost hoşaf 9. Yine güzel bir menü çıkardık ortaya. Daha da var arkadaşlar aslında. İftar saatine var ama hazır olsun istedim ben. Çünkü bitmek bilmiyor hazırlıklar arkadaşlar. O zaman bana kolay gelsin. Soğanımı da böyle ince ince çektim. Ekledim arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Domatesini ekleyeceğim. İçinde bütün kalmış domates, gördünüz mü? Burada bir tane büyük düştü. Aslında doğranmış domates de olurdu. Konserve. Biberli olan konservemden de olurdu ama. Neyse bakalım. Şimdi tuzumu da ekleyeyim. Hatta biberlerimi de ekleyeyim. Doğradım, hazırladım burada. Şöyle. Baharatlarımı da ekleyip pişmeye bırakacağım. Ali'nin de bir gözü kavardı. Yatıverdi koltuğa vallahi. Başım dönüyor dedi. Yemek denemi var. Ezogelin çorba. Yanına böyle şey, orman kebabının sulusu, sulu yemek.
Onun yanına pilav, tavuk sote, fırında beşamel soslu patates, salata, tatlı. Allah bereket versin. Hoşaf da yaptım. Soruyor da yemekte ne var diye. Böyle artık pişsin bakalım. Baharatına da ekleyip ortaya servis yapmak için kırmızı lahanamı tabağıma aldım arkadaşlar. Hemen masaya yerleştireceğim. Şu davlumbaz kadar da başımıza artan başka bir şey yok. Masaya yetiyor muyuz? Şu an masa tam. Çocuklar masaya oturmayacak dedi. Çocuklar hariç. Masaya oturmuyorlar öyle. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar. Yemek yemeyecek oyun. Mutfak masasına oturturuz diye düşündüm ben de. Şöyle. Hemen götüreyim. Masamın son yemeğini de şöyle yerleştiriyorum. Arkadaşlarım. Beşamel soslu patatesimi de getirdim arkadaşlar. Masamızın düzenini bir gösterelim. Arkadaşlarım saat 7'ye 5 var. 10 dakikamız var. Birazdan komşularımız da gelmeye başlar. Yemeklerimi de ısıtmaya başladım arkadaşlar. Burada böyle et yemeği yapmıştım biliyorsunuz. Onun da altını açtım. Böyle çok sulu da yapmadım. Ali de pideleri doğruyor. Burada yemeğim ısınıyor. Çorbamı ısıttım. Burada tavuk sotem böyle. Burada misafirimden kalan tatlım var. Diğer tatlımın yanına ekleme yapacağım. Burada da pilavım var. Pilavımı da sardım böyle demlensin diye. Hafif bir alt üst ettim. Şöyle. Lapada olmadı çok şükür. O zaman her şey hazır arkadaşlarım. Yeliz bacınız hazır. Hazırım. Çok şükür Allah'a. Hepsi bitti. Yardım edenlerim sağ olsun. Allah hepsinden razı olsun. Masamız da hazır. Çay suyunu da koyduk. Şimdi misafirlerimizi bekleyelim bakalım. Çok şükür bugünümüze diyelim arkadaşlarım. Bugünü de hallettik. Saat 7'ye 3-4 dakika var. Yani 8 dakika falan var. Evet. Ali Usta'm bir fenalaştı falan ama gözü falan karardı. Bir yattı öyle. İyi misin şimdi? Gözüm kara. Ha? Gözüm çok kara. Gözün çok mu kara? Nereden aklına geldi şimdi o? İyi misin diyorum, gözüm çok kara diyorsun. İyi misin? İdare eder. Bugün sarhoşluğu gibi bir şey. Bugün yani sarsıldı galiba bayağı. Ne yaptın bugün? Ne yaptın? Bugün yok, ekstradan bir görev falan da yoktu. Niye bunaldın öyle? Ha. Görev peşindeydin yani. Yarın miting var. Ali Beyciğim. Kes canım benim. Kes de hazır dursun. Şöyle ekmeğimizi de getirelim. Konsolumuza bırakalım. Çok şükür Allah'a. Dediğim gibi masam, her şeyim hazır. Şöyle ışığımızı açalım. Caner mi, misafirimiz mi geldi acaba? Ha tamam, misafirimiz geldi. Buyurun efendim. Aleyküm selam. Özbek gelinimiz arkadaşlarım. Özbekistan'dan izleyenler de var nadire. Evet. Gel Aysel abla, hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleyküm selam. Çorba servisini yaptım. Ezanımız okunuyor. Allah'ım kabul eylesin. Şu ezanlar hürmetine kimin ne dileği, ne duası, gönlünden geçirdiği ne isteği varsa Rabbim tez zamanda yaşamayı nasip etsin, kabul etsin inşallah. Çok şükür bugünümüze. Hemen ben de masamıza geçiyorum. Bütün komşularım geldi. Şöyle güzel bir iftar yapalım bakalım. Yemekler yendi. Bulaşık toplanırken tatlı servisine de geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Kaymak farelerimiz, yanına da Sakallı Baba'ymış bu tatlının adı. Onu da yeni öğrendim. Bir arkadaşımız söyledi. Evet. Şey böyle sakal gibi duruyor ya. Şimdi hemen beylerin tabağını vereceğim ve bize yapmaya devam. Arkadaşlarım, kahve faslına geçiş yaptık. Komşucuklarımla şöyle güzel güzel kahvelerimizi içelim bakalım. Hemen suları falan da ayarlayacağım. Sonra Ali'lere de, beylere de kahve yapacağım.
Cansu'cum da burada tatlı tabaklarını falan yerleştiriyor. Çay faslını bitirdik. Cenga oynuyorum. Ha? Cenga oynuyorum. Cenga mı oynuyor? Yani daha çok malzeme alsın diye. Böyle işte arkadaşlarım. Hemen kahvemizi halledeyim. Vallahi şöyle. Bir köpürtelim bakalım. Geldim karşınıza güzel arkadaşlarım. Ay, bir akşamı daha hallettik. Komşularımla çok güzel, çok keyifli bir akşamdı. Gerçekten çok keyif aldığım bir akşamdı. Komşularımın hepsini çok seviyorum. Allah razı olsun. Bir komşumuz yoktu. Annesi rahatsız. Lütfen dua edin arkadaşlarım. Rabbim bütün hasta kullarına şifalar nasip eylesin. Benim komşumun annesine de inşallah şifalar nasip eylesin. Bugün böyle bir kombin yaptım. İncili kazağımı giydim. İnci küpelerimi de taktım böyle krem renk. Bu akşam böyleydik arkadaşlar. İşimizi, gücümüzü, yemeğimizi, ekmeğimizi hepsini hallettik. Çok şükür Allah'a. Gerçekten güzel geçen bir gündü. Umarım siz de keyif alarak izlersiniz. Güzel arkadaşlarım, umuyorum. Yüzünüz gülerek izlersiniz. Yine Yeliz'in telaşlı bir gününe ortak oldunuz. Umarım mutlu olmuşsunuzdur ortak olmaktan. Ben sizlerle her gün buluşmaktan gerçekten çok mutluyum. Çok da huzurluyum. Sizler bana gerçekten çok iyi geliyorsunuz. Pardon. Yani son birkaç videoma yaptığınız yorumlara dönüş yapamadım. Telaşımı gördünüz arkadaşlarım. İnanın o kadar böyle telaşlı, koşturmacalı geçiyor ki hani elime alıp hani yorumlara bile bakamadım. Şimdi videomu düzenledim. İnşallah yorumlarınıza dönüş yapmaya çalışacağım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Her daim desteklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olmadan izliyorsunuz güzel arkadaş. Evet, sana söylüyorum, sen abone olmadan izliyorsun dermişim şimdi. Gerçekten şu an 4200 küsur abonem var ama videolarım 8000-9000, çok şükür Allah'a 10.000, 11.000, 12.000 izlenen videolarım var. Ama böyle baktığın zaman hani hem izleniyor hem abone olunmuyor, hani arada böyle bir tezatlık oluyor. Hem izleyip de hem abone olmanıza engel olan şey ne, onu da bilmiyorum. Ne yapmam lazım acaba abone olmanız için güzel arkadaşlarım? Sağ olun, canınız sağ olsun. Ne diyeyim, bu şekilde izlemek istiyorsanız o da sizin tercihiniz tabii. Abonelik ücretsiz. Abone olarak izlemek isterseniz de buyurun. Başımın üstünde yeriniz var güzel arkadaşlarım. Hatta Yeliz'cim ben geldim, abone olmadan izliyordum, şimdi abone oldum izliyorum derseniz inanın çok daha mutlu olurum. Mutluluğuma mutluluk katmış olursunuz. Öyle yani, teklif var, ısrar yok. Siz bilirsiniz güzel arkadaşlarım. Ben şimdi kahve fincanlarımızı falan bir yıkayacağım, halledeceğim. Mutfağın son işini bir halledeyim. Temiz temiz bırakayım. Sabaha şöyle temiz temiz mutfağa uyanayım diyeceğim ama kahvaltı işi yok. Sahura kadar durur muyum bilmiyorum. Bugün artık hani yorgunum. Saat şu an 1. Mutfağı toplayıp yatabilirim. Saat 4'te kalkabilirim belki. Yarın da hafta sonu. Ay, nefesim kesildi konuşurken. Öyle yani. Artık vedalaşalım güzel arkadaşlarım. Kıymetli yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen, yorum yapamıyorsanız bile lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Ne kadar çok beğeni ve yorum yapılırsa beni bilmeyen, tanımayan arkadaşların önüne de videoların düşmesine vesile olmuş oluyorsunuz. O yüzden yorumlarınızı, beğenilerinizi ve aboneliklerinizi her daim bekliyorum. Uzun zamandır evimize böyle çoluk çocuk koşturmamıştı. Küçük çocuklar koşturmamıştı. Çok güzel oldu gerçekten. Böyle evimize hani o cıvıltı ayrı bir... Hani şimdi çoluk çocuk büyüyünce bir değişik de geliyor insana. Ayrı bir neşe oldu yani bu akşam. Neyse bakalım. Bu ara iftar şeyimiz yok herhalde. Şu an bir planımız yok bakalım. Bir yere daha davetliyiz de... Onun zamanı daha gelmedi. Durun bakalım neler yapacağız, neler yaşayacağız. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum güzel arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Halılarımı seremedim telaştan, gördünüz. Artık yarın sereriz, bir bakarız nasıl olacak, ne olacak diye. Çok merak ediyorum. Yeşil halıyı şurada nasıl duracak diye çok merak ediyorum. Sipariş vermiştim ben. Birkaç gün önce sipariş vermiştim. Çarşıda da yeşil halıları görünce bakmadan edememiştim.
Ama böyle makineye girip yıkanması da tercihim halıda. Bilmiyorum, bakalım, yapacağız bir şeyler işte. Öpüyorum, sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.